Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kanuni Sultan Süleyman'ın batıya yönelik seferleri. Şimdi batıya yönelik yani gazi anlayışıyla yapmış olduğu seferlerde bazı önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da, Balkanlar'da çok önemli devletler var. İşte Avusturya, Macaristan ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu gibi bu üç devlet birbirleriyle akrabalık ilişkileri var. Akrabalık ilişkileri kurdukları için işte kız alıp verme ya da kardeş olma gibi durumlardan dolayı Orta Avrupa'da aslında en güçlü devlet Kutsal Roma Germen İmparatorluğu olarak bilinir. Fakat Avusturya ile Macaristan'la da aynı zamanda yakın bir temas kurdukları için, akrabalık ilişkisiyle bağlı oldukları için aslında Osmanlı Devleti bir devletle savaşıyorken diğerlerinin de desteğini aldığı için Avrupa devletleri aslında üç devletle birlikte savaşıyormuş gibi bir durum söz konusu. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman için aslında zor bir durum bu. Batı seferlerinin ilki olarak Belgrad'ın fethi var. Normalde Sırbistan'ın fethi tamamlanmıştı Fatih Sultan Mehmet döneminde. Fakat hangi bölgeyi alamamıştı? Belgrad'ı alamamıştı. İşte Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet'in zaten tamamlayıcısı gibidir. Onun ele geçirmediklerini Fatih Sultan Mehmet'in fethedemediği toprakları Kanuni Sultan Süleyman fethetmiştir diyebiliriz. Belgrad'ın fethi de keza böyledir. Belgrad ele geçirildikten sonra Orta Avrupa'nın kapıları Osmanlılara açılmış oluyor. Çünkü gerçekten de çok önemli bir mevkide Belgrad. Ve Belgrad ele geçirildikten sonra Avrupa'da, Orta Avrupa'da yapacağımız fetihler için askeri üs olarak kullanılmaya başlanıyor. Bundan sonra Belgrad'da askerlerimiz örgütleniyorlar ve çevre bölgelerle savaşmaya başlıyorlar. Ki bu savaşlardan bir tanesi de Mohaç Meydan Muharebesi'dir. Çok önemli bir savaştır. Muazzam bir zaferdir. Turan taktiğini uyguladığımız bir zaferdir. Ama peki neden böyle bir savaşa ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü Macar Kralı Lajos'un Osmanlı'ya ödemesi gereken vergiyi ödememesi, Fransa Kralı 1. François'un Şarken'e esir düşmesi ve yardım istemesi üzerine Kanuni sefere çıkıyor. Macaristan'ın Osmanlı'ya, Kanuni bu seferde Macaristan'ı Osmanlı'ya bağlıyor. Erdelbi Yanoş Macar Kralı yapılıyor. Budin fethediliyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Fransa Kralı 1. François'ı Şarkı'yla esir düşünce bizden yardım istemesi. Yani Fransa bizden kralı yardım istiyor. Aslında Fransa kralının annesi bizden yardım istiyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman her ne kadar Fransa gayrimüslim bir devlet dahi olsa kendisinden yardım isteğini geri çevirmemiştir diyebiliriz. Bir de zaten asıl amacımız bizim gazi anlayışı. Aslında tamamen bir bahanedir diyebiliriz bu durumu. Geldik, savaştık. Savaştıktan sonra Erdelbi Yanuş'u Macar Kralı yapıyoruz. Yine farklı bir ırktan birini yapıyoruz. Neden Türk yapmıyoruz diye soracak olursanız. Yanuş da arkadaşlarım Osmanlı yanlısı biri. Yani Osmanlı destekçisi, Osmanlı'nın söylediklerine uyan bir karakter. Bu yüzden aslında bunu koyuyoruz. Budin fethedilmiş oluyor ki Budin de Macar toprakları içerisinde çok önemli bir toprak. Tabii ki Budin gibi çok önemli bir toprağın kaybedilmesi üzerine hemen Avusturya diyor ki hayır kabul etmiyorum. Macarlarla benim akrabalık ilişkilerim var. Bu topraklarda hak iddia edebilecek devlet varsa o da benim. O yüzden Osmanlı'yı bu coğrafyada kabul etmiyorum diyerek Mohaç Meydan Savaşı'nın sonucunda Macar devletini yıkmış olsak dahi, daha doğrusu Macar toprakları zayıflatmış dahi olsa hemen savaşlar Avusturya'yla seyrine dönmüş oluyor. Çünkü Avusturya Macar toprakları üzerindeki hakimiyetimizi kabul etmek istemiyor. Mohaç Meydan Savaşı'nın bir de şöyle bir özelliği var. Meydan savaşı olarak yapılan en kısa savaştır. 2 saat sürmüştür arkadaşlarım sadece. 2 saat içerisinde Osmanlı Devleti Macarları bayağı bir güzel yenmiş ve topraklarını ele geçirmiştir. Muazzam bir zaferi diyebiliriz. Tabii ki Avusturya Macar toprakları üzerinde akrabalık ilişkilerinden dolayı hak talep etmesi üzerine bu sefer savaşlarımız Avusturya ile devam ediyor. Ferdinand'ın
kendisi Avusturya Macaristan Avusturya İmparatoru. Ferdinand'ın Yanoş kimdi? Macar kralı artık. Yanoş'un krallığını kabul etmeyerek saldırması üzerine Kanuni yeni bir sefere çıkmış oluyor ve birinci Viyana kuşatması başlamış oluyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Eğer savaşlarda kuşatma yazıyorsa, işte birinci Viyana kuşatması mesela, kuşatma yazıyorsa bilin ki biz bu toprağı alamamışız. Eğer almış olsaydık birinci Viyana zaferi, işte birinci Viyana seferi veya birinci Viyana fethi, en önemlisi fethi ibaresini kullanıyor olurduk. Ama kuşatma gördüğünüz zaman bilin ki Osmanlı Devleti bu toprağı alamamış. Çünkü neden alamamış? Biz Ferdinand'a karşı Viyana önlerine kadar geldik. Ama Ferdinand karşımıza çıkmadı. Bu yüzden Viyana'yı kuşattık. Kuşattık ama Viyana'da surlarıyla meşhur. Bu yüzden de zarar da vermek istemiyoruz. Bir de kış şartları var. Ordu da hazırlıksız. Bu yüzden de başarıyla sonuçlanamıyor ve geri dönüyoruz. Zaten Viyana bizim en böyle kalbimizde yara olan bir toprak parçasıdır diyebiliriz. Çünkü tarihte iki kere kuşattık Osmanlı Devleti dönemlerinde ama hiçbir zaman alamadık diyebiliriz. Devam ediyorum Almanya seferiyle. Şimdi Ferdinand, yani Avusturya İmparatoru Ferdinand'ın tekrar Macaristan'a saldırması üzerine meseleyi artık kökten çözmek istiyor Kanuni Sultan Süleyman. Bu yüzden öncelikle Ferdinand'ın destekçisi olan Kutsal Roma Germen İmparatoru Schalken'in üzerine sefere çıkıyor. Neden peki Schalken'in üzerine sefere çıkıyor? Çünkü Avusturya, işte Macaristan, Kutsal Roma Germen İmparatoru neydi? Akrabalık ilişkileriyle bağlıydı. Yani biz bir devletle savaşıyoruz ama diğer devletler de onlara destek oluyordu. Bu yüzden Kutsal Roma Germen İmparatoru asıl güçlüdür, Schalken daha güçlü diye düşündüğümüz için ilk önce onun üzerine sefere çıkıyoruz. Fakat o da karşımıza çıkmıyor. Almanya'nın içlerine kadar giriyoruz ve bakıyoruz ki bizimle savaşabilecek bir yiğit karşımızda yok. Bu yüzden Ferdinand barış teklifinde bulunuyor savaşmak istemediği için ve biz de çok önemli ve çok güzel bir antlaşma yapıyoruz. Bu antlaşmayı unutmayın. Çünkü bu antlaşmayı daha sonra tekrardan size anımsatacağım. 1533 İstanbul Antlaşması'na göre Ferdinand Yanoş'un Macar Krallığını kabul edecek. Avusturya Kralı protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak. Avusturya yıllık vergi ve savaş tazminatı ödeyecek. Şimdi bir, Macar Krallığından bir süre vazgeçti. İki, vergi ve savaş tazminatı verdi. Yani ekonomik olarak Osmanlı kazançlı. Ama en önemlisi şudur ki Avusturya Kralı protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak. Bu ne demek? Avusturya Devleti'nin birinci adamı, yani bizim padişah olarak kabul ettiğimiz birinci adamları bizim ikinci adamımıza denk sayılacak. Yani biz Avusturya Kralı'nı ne yapmış olduk? Siyasi olarak ezmiş olduk. Bu yüzden şu madde şunu gösterir. Şu not kısmını gösterir şu madde. Avusturya yapılan ilk anlaşmadır. Osmanlı Avusturya üstünlüğünü kabul etmiştir. Yani Osmanlı Devleti Avusturya üzerinde siyasi bir hakimiyet elde etmiştir. Siyasi bir üstünlük kurmuştur. Şu ikinci maddeden dolayı. Bir de tabii ki Avusturya ile yapılan ilk anlaşma olması da önemlilik arz eder. Devam ediyorum. Macaristan'ın Osmanlı topraklarına katılması. Tabii ki Ferdinand döneminde bir süre savaşlar yok. Farkındaysınız 1533 yılında İstanbul Anlaşması yapılmış. 1541 yılına kadar bir savaş göremiyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar? Yanoş'un oğlu Sigismund'un Macar kralı kabul etmeyerek saldırıncaya kadar. Bu sefer tekrardan Kanuni Macaristan seferine çıkmış oluyor. Bu sefer Macaristan'ı 3'e bölüyor. Macaristan'ı 3'ü bölüyor. Budin dediğimiz asıl Macaristan Osmanlı'ya bırakılacak. Erdel dediğimiz Sigismund'a bırakılacak. Küçük bir kısmı olan Avusturya'nın, aslında bu kısım Kuzey Avusturya gibi
düşünebilirsiniz. Vergi karşılığında Avusturya'ya bırakılacak diyoruz. Yine bir süre savaşlar yok. Yine bir süre sükunet dönemi yaşanmış. Ta ki 1566'ya kadar. Çünkü artık Ferdinand ölüyor. Avusturya İmparatoru Ferdinand ölüyor. Bu sefer yerine kim geçiyor? Maximilian geçiyor. Maximilian daha saldırgan bir tutum izleyerek kesinlikle Macar topraklarının tamamını ele geçirmek istiyor. Ve Kanuni de bunun üzerine sefere çıkıyor. Kale fethedilmeden bir gün önce Kanuni Sultan Süleyman vefat ediyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat ettiğini askerlere söylemiyorlar. Kalenin fethinin gerçekleştirdikten sonra Sokullu, o dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa seferi devam etmeyerek geri dönüyor. Ve böylece Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu fethi hareketleri Balkan kısımlarında tabii ki sona ermiş oluyor. Daha bu işin tabii ki doğu kısmı var ve denizlerdeki fethi hareketleri var. Onları tek tek konuşacağız. Son olarak bu videomuzda Fransa ile ilişkileri konuşayım. Diğer videoda da artık doğu kısmına geçeceğim. Şimdi biz Kanuni Şarken Kanuni döneminde Şarken François'yı, yani Fransa kralı François'yı ele geçiriyor ya. Ele geçirince bizden yardım istiyorlar. Bizden yardım isteyip biz onu kurtardığımız için Fransa ile bir aramızda sevgi bağı oluşuyor. Yani yakınlık gerçekleşiyor. Bu yakınlığı da biz siyasi bir güce oluşturmak istiyoruz. Yani ona da böyle destek, birbirimize karşılıklı destekleyecek antlaşma imzalayalım ki böylece hem Avrupa'da yine bir Haçlı Birliği oluşmasın, hem de Avrupa'da güçlü bir devleti yanımıza çekmiş olalım mantığıyla kapitülasyonlar veriyoruz. İlk büyük kapitülasyonlar Fransa'ya verilmiştir. Ama ilk ayrıcalık kime verilmişti? Fatih döneminde bence verilmişti. Şöyle yazabiliriz, diyebiliriz bu antlaşmanın adına. Çünkü 1535 kapitülasyon antlaşması olarak geçmeye de bilir. Bazen şöyle geçiyor. Uhud'u, Atika ya da imtiyazı mahsusa. Bu antlaşmaya bu isimler de verilmişti. Bakıyoruz ne var antlaşmada. Fransızlar Osmanlı sularında serbest ticaret yapabilecek. Fransız tüccarlardan düşük gümrük vergileri alınacak. Osmanlı ülkesindeki Fransızların kendi aralarındaki davalara Fransız hakimler bakacak. Osmanlı vatandaşları ile sorun yaşarlar ise Osmanlı mahkemeleri bakacak. Fakat tercüman bulundurabilecek. Aynı haklardan Osmanlı devleti de yararlanabilecek. Bu antlaşma iki hükümdar hayatta kaldığı sürece geçerli olacak. Bu Fransa ile yapılan kapitülasyonlarda şu maddeye hemen dikkat çekmek istiyorum. Bu antlaşma iki hükümdarın hayatta kaldığı sürece geçerli olacak diyor. Neden böyle bir madde koymuş biliyor musunuz? Çünkü Kanuni diyor ki benim dönemimde Fransa ile aramız iyi olabilir. Ama ben öldükten sonra benim çocuklarım döneminde belki Fransa ile aramız kötü olacak. O zaman bu antlaşmanın devamlılığı bizim lehimize olmaz, aleyhimize olur. Bu yüzden de her yeni gelecek padişah eğer arası iyiyse devam ettirsin, arası kötüyse Fransa'yla feshetsin diye konmuş bir madde. Fakat maalesef 1740 yılında 1. Mahmut bu kapitülasyonu sürekli hale getirince bu kapitülasyonlar sonra başımıza çok iş açacak ve Osmanlı Devleti'nin neredeyse ekonomik anlamda zayıflatacak bir duruma sokacak. Böylece Balkan seferleri de sona ermiş oldu.